Herkese merhaba arkadaşlar, ben Oğuz. Bugün sizlerle YouTube'a ilk başlayanların kullanması gereken GoPro, en ucuz ancak en kaliteli GoPro'yu tanıtacağım. O zaman şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Öncelikle şöyle gördüğünüz gibi şu an ekranda da görüyorsunuz, kutumuz böyle. Şöyle bir kutuyla geliyor. Bu arada açıklama kısmında ürünün linkini bulabilirsiniz. Oradan ürünü satın alabilirsiniz. Ürünümüzün adı Eken H9R. Hemen şöyle buradan kutusundan şöyle çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi kargo ile geldiği için dışında balon, nasıl diyeyim, işte parçalanmaması için bir kutuyla geliyor. Ve onun içinde de kameranın dışına saralı bir şey var. Şöyle bir jiletim var işte. Bunun sayesinde zarar görmüyor kameramız. Hemen şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi kameramız böyle şu an ekranda, görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Evet, böyle bir kameramız. Hemen şöyle kutumuzu açalım. Şöyle gördüğünüz gibi burada açılıyor. Buradan açılıyor. Şöyle açıyoruz kameramızı. Şöyle hemen alalım şöyle kameramızı. Hop. Bu arada bu videonun içinde kameranın deneme videosu da olacak. Yani normal şu an kullandığım kamera yerine bu GoPro'yu koyup aradaki farkı size göstereceğim. Hemen şöyle gördüğünüz gibi kameramız burada 4K çekim yapabiliyor. Ve bu kutunun içinde de diğer parçaları var. Şöyle hemen şuradan bir çıkartalım şunu. Evet, şöyle. Şu kutumuzu öncelikle bir şuraya koyalım. Hatta ilk başta kutunun içindeki parçalara bakalım. Şöyle öncelikle kutumuzu şuradan şöyle açıyoruz. Bize kutunun içinde iki tane küçük kutu daha geliyor. Şöyle ilk başta küçük kutumuzdan başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi küçük bir kutu geliyor. Hemen şunu şöyle açıyoruz. Ve içinden bize, pardon mikrofona vurdum, bir adet şarj aleti kablosu. Şöyle bir adet adaptör, bir de şöyle galiba kafaya veya da istediğimiz yere bağlayabilmek için cırt cırtlı kemer gönderiyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi, şimdi hemen bunları şöyle gördüğünüz gibi bir adaptör, bir USB kablo, yani şarj kablosu, bir de dediğim gibi cırt cırtlı kemer gönderiyorlar. Şimdi büyük kutumuzu açalım hemen. Şöyle kırdım galiba. Evet. Şimdi sıra büyük kutumuzda, zaten bütün parçalarının geneli bu büyük kutuda, çünkü yani bayağı bir parçası gönderiliyor yanında, o yüzden küçüğüne sığamayacağı için bir büyük kutu daha koymuşlar yanına. İlk başta şunu göstereceğim, şunun ne işe yaradığını şöyle bilmiyorum ama neye benziyor, kelepçeye benziyor galiba. Bu da bir yere tutturmak için kullanılıyor, kelepçe, bildiğimiz cırt cırt kelepçe. Şöyle elim ilk gelen bu. Bu bir yere koymak için, böyle sabitlemek için, böyle bir yere koyduğunuzda çekim yapabilmeniz için koyulmuş. Başka ne var? Bu ise galiba bisikletlerin böyle gidonla veya o tarz bir yerlere bağlamak için. Şuradan kamerayı takıyorsunuz ve böyle dik duruyor. Siz de buradan gidona veya da bir yere, yani bisikletin bir yerine bağlayabilirsiniz bunun sayesinde. Şöyle burada bir altlık çıkıyor. Böyle üzerine kamerayı yerleştirmek için, mesela kaskınızın üzerine şurasından pardon burayı yapıştırıyorsunuz kaskınıza, bunun yapışkanını açıp ardından kamerayı buraya, bunun sayesinde kameramızı şöyle hemen göstereyim. Şöyle buraya doğru böyle kameramızı ittiğimizde şöyle takılıyor ve kameramızı da buraya takıyoruz. Burayı da yapışkanını açıp kaskımıza, bisiklet kaskımıza takıp çekimlerimizi yapabiliyoruz. Şöyle hemen çıkartıyorum. Evet, şöyle çıkartmaya çalışıyorum. Çıkartamadım. Evet, çıkarttım. Gördüğünüz gibi bu da o işe yarıyor. Aynısından şöyle gördüğünüz gibi bir tane daha gelmiş. Şöyle şunu da kenara koyuyorum. Ve bu ya bir tane daha geldi. Evet, bu bisiklet değil. Daha çok böyle benim gibi vlog çekenler veya da evde video çekenler için galiba. Bu kameramızı buraya koyuyoruz. Ardından tripodumuza şu
şu taraftaki girişler sayesinde tak bağlayabiliyoruz. Böyle bildiğiniz gibi tripodların ucu vidalı ve buralarda vidalı olduğu için istediğiniz türlü sağlı sollu takabiliyorsunuz. Zaten bunun sayesinde videonun sonunda deneme videosu göstereceğim, yani karşılaştırma videosu göstereceğim. Daha doğrusu nasıl olduğunu, yani normal kamera ve GoPro'nun nasıl olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu da böyle. Başka ne gönderiyorlar yanında? Burada ekstra şurasındaki koruma camı için ekstradan yanında bir yedek göndermişler. Şöyle görüyorsunuz, o kapak için yedek göndermişler. Burada benim en çok sevdiğim şey bu zaten. Gördüğünüz gibi bu GoPro'muzun kumandası. İsterseniz böyle bir yere sabitleyip bu şey sayesinde, kumanda sayesinde istediğiniz gibi uzaktan kontrol edebiliyorsunuz bu GoPro'nuzu. Burada kamera tuşumuz var, burada video tuşumuz var. Bu sayede istediğiniz gibi uzaktan kontrol yapabiliyorsunuz GoPro'nun. Şimdi bakalım başka nelerimiz varmış. Bu şuraya sabitlememiz için bir vida. Başka bunlar zaten şuraların üst tarafları, yani oralara bağlamak için gereken üst taraflar. Hatta bu belki başka bir yere, şu vidaya sayesinde başka bir yere de montalanabilir. O size kalmış bir şey. İstediğiniz yere montalayabilirsiniz. Hatta bunları şöyle hemen içine koyuyoruz. Şöyle. Evet. Koyduk mu? Evet. Şimdi GoPro'muzu incelemeye geçiyoruz. Şöyle GoPro'muzu getirdim. Gördüğünüz gibi GoPro şöyle, hatta şu altındaki şeyi de çıkartayım. Şöyle. Görüyorsunuz bu kolayca çıkabiliyor böyle. Şöyle görüyorsunuz, kameramız burada. Hatta kamerayı kutusundan da çıkartalım şöyle. Evet, kameramız küçücük bir şey zaten. Şöyle bir şey. İlk önce kamerayı değil de ilk önce bir su geçirmez kılıfını tanıtayım. Görüyorsunuz böyle bir su geçirmez kılıfla geliyor yanında. Bunun sayesinde su altı çekimler yapabiliyorsunuz. Bunun içine hiçbir şekilde su girmiyor ve galiba büyük ihtimalle dışarıdan da ses alabiliyor. Yani o yüzden çok iyi bir şey. Burada zaten açıp da kullanma, yani açıp da ayarlamamanız için burada tuşların için dışarıdan tuş eklemişler. Yani hiç açıp da kullanmanıza gerek yok. Direkt buradan tuşlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bayağı iyi bir gerekçe bu. Çünkü su altı çekimleri gerçekten çok lazım oluyor su altı çekimlerinde. Yani bayağı bir iyi bir aparat diyebilirim. Şimdi GoPro'muza geçelim hemen şöyle. Şunu şöyle koyuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi GoPro'muz burada. Şöyle. Şuradaki tuşundan açılıyor. Zaten görüyorsunuz. Eken marka 4K Ultra HD çekim yapabiliyor. Modeli Eken H9R. Şurada da görebiliyorsunuz. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle odaklarsa. Evet. Gördüğünüz gibi şurada yazdığı gibi. Modeli Eken H9R. Buradan bakın, buradan şarj aleti girişi var. Burada HDMI girişi var. Burada ise hafıza kartı girişlerimiz var. Şöyle odaklıyor mu? Evet, bakıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kameramız böyle. Şöyle hemen açalım hatta kameramızı. Şöyle açtık kameramızı. Gördüğünüz gibi şu an içinde hafıza kartı olmadığı için çekim yapamıyoruz. Ama şimdi bunun içine hafıza kartı koyup da size farkını göstereceğim normal kameradan. Şöyle gösterebilirsem, parlamazsa. Evet. Şimdi hatta şu jilatinimizi de kaldıralım. En sevdiğim şey şu jilatinleri kaldırmak zaten. Şöyle hemen. Hop. Evet. Jiletinimizi de çıkarttık. Bakalım şuralarımızda jiletin yok galiba. Evet, başka bir yerde jiletin var mı? Galiba yok. Hatta bunu şimdi kapatalım şöyle. Tuşuna tekrar basılı tutarak. Evet, kapattık şimdi. Bakalım şunda jiletin var mı? Bunda da yok. Tamam. O zaman arkadaşlar şimdi kameramızın yani kameranın şey videosuna söyleyemedim neydi? Evet, normal kameramla karşılaştırma videosuna geçiyoruz. Şimdi
Hemen bunu normal tripodum'a bağlayıp geliyorum ve önceki şu an çektiğim videoyla onunla çekeceğim videoyu karşılaştıracağım. Hemen geliyorum, bekleyin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an ekranda da görüyorsunuz iki tane ilk çekimi ve ikinci çekimi olarak iki tane ekran görüyorsunuz. Sağ taraftaki eski olan, yani normal her zaman kullandığım kameram. Sol taraftaki ise yeni Eken H9R 4K Ultra çekimi, HD çekimi olan GoPro. Ancak ben bu kamerayı 4K olarak değil 1080p olarak kullanıyorum. Çünkü 4K'da biraz böyle etrafı çevirirken çok az, yani hissettirmiyor size, ancak yani izlerken çok az hissedebiliyorsunuz. O şey böyle birazcık titreyebiliyor. O yüzden ben de direkt 1080p olarak çektim. Çok akışkan bir çekim var zaten. O yüzden bence almanızı tavsiye ederim. Şu an zaten gördüğünüz gibi fazla fark yoktur diye düşünüyorum. Çünkü ben daha şu an görmüyorum. Neyse. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu da GoPro'muzu da bitirelim. Daha fazla böyle ürün inceleme videoları için aşağıdan video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada şimdi gelecek videolara da tıklamayı unutma.